Bu videoda kolay gelsin <laughs> yerine kullanabileceğim 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve hemen başlıyoruz. En meşhur kalıp avafi. 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 Bu kalıp harfiyen afiyet ve sağlık olsun anlamına gelir ve genel olarak kolay gelsin yerine kullanılır. Ve önemli kalıplardan biri de yatikel afiyah. Yatikel afiyah. Yatikel afiyah ve bu kalıp harfiyen afiyet versin sana ve evet Allah afiyet versin sana anlamına gelir. Muhatabimiz eril olursa yatik al afiyet denilir. Yatik al afiyet. Yatik al afiyet ve muhatabimiz bayan olursa yatik yerine ya, yatiki olacak. Ve bu şekilde kalıbımız yatiki al afiyet. Yatiki al afiyet. Yatiki. Aynı şekilde bu kalıbı bir çoğula yani bir gruba da söyleyebiliriz ve bu durumda kalıbımız yatikum el olacak. Yatikum el -afya. Yatikum Bu kalıplara birkaç cevap var ama en meşhur iki cevap. Birincisi teslem. 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 Ve bu kalıp seni de sağ salim kılsın anlamına gelir. Bu kalıpta eğer muhatabimiz eriye olursa teslem deriz, teslem, teslem ve muhatabımız bayan olursa teslemi denilir, teslemi, teslemi. İkinci meşhur cevap ise cem'an, cem'an, cem'an ve cem'an bir kelime olarak cümleten anlamına gelir. Bu ek olarak ya'afik min kul şer. Yafik min kul şer. Yafik min kul şer kalıbı da var. Ve bu kalıp harfiyen seni her türlü şerden sağ salim kılsın anlamına gelir ve muhatabımız eri olursa yafik min kul şer denilir. Yafik min kul şer. Yafik min kul şer. Muhatabımız bayan olursa yafik yerine yafiki denilir. Ve bu şekilde kalıbımız yafiki min kulşer. Yafiki min kulşer. Yafiki min kulşer. Kolay gelsin yerine kullanabileceğimiz önemli kalıplardan biri de sahha ve selama. Sahha ve selama. Sahha ve selama. Ve sahha ve selama kalıbı sağlık ve sağlamlık olsun anlamına gelir ve genel olarak kolay gelsin yerine kullanılır. Benden bu kadar. lika. Görüşürüz.